Zaten şöyle bu masada Hasan Bey de, Pınar Hanım da kendi işte kendilerini göstermeye, iş geliştirmeye. Pınar da mı? Pınar Hanım da sayfasını genişletmeye gelmiş. Bugün dışarıda da gördüm, çekimi yapıyordu. Ben? Burayı çekebilir miyim? Hiç öyle bir şey falan. Yapmadım. Evet öyle yaptım. Reels çektiniz. Ben Pınar Hanım. Video demek durumundayım tabii. Hayır. Dışarıda. Çalıştığım için. Dışarıda çektiniz. Siz ev hanımız mısınız? Evet. Ben çalıştığım için ondan dolayı burada da işimi icra etmeye çalışıyorum. Burayı paylaşmayacağım burada... dediniz. Hayır, burayı paylaşmayacağım. Çekeceğim dediniz. Dışarıda danışanlarımın sorularına cevap aynen verdim. Aynen de konuştum. Ben çalışıyorum. Siz ev hanım olduğunuz için iş gerekliliklerini, iş yükümlülüklerini bilmiyorsunuz maalesef. Yo ben de çalıştım. O zaman beni anlamanız lazım. Ben evlendiğimden beri evde oturmuyorum yani. Ben 5 ben orada çalıştım, işimi icra ediyorum. Danışanlarımın mesajlarına cevap veriyorum. Anladım. Orada herhangi bir reklam ama yok, prim yapmaya dışında, çalışmıyorum. Bunun dışında evet takipçi kasmaya geldiniz buradan. Bence ben anlıyorum sizin yani. Öyle çünkü dün yo, takipçi hayır muhabbetini ilk siz açtınız. Onun takipçisi yo, hayır, benden siz daha söylediniz fazlaymış diye. Ben hiç sayfamın olduğunu bile sadece Zuhal Hanım yemekle yapıyormuşsun deyince bahsettim. Evet, evet. De benden önce ki, siz anlattınız sonra ben söyledim. Hayır. Benim de var i̇zleyince, sayfam ben de paylaşıyorum. Hayır, izleyince yani zaten görecek izleyiciler. İlk siz söylediniz ben de paylaşıyorum yemek. Onun takipçisi benden biraz fazlaymış dediniz. Evet. Demek ki siz burada takipçi kasmaya gelmişsiniz. Demek yok ben hiç takipçi kasmaya falan gelmedim. Öyle bir niyetim yok. Hayır bu kötü bir şey değil ama ben bir şey yapamayacağımı düşünüyorum sadece. Neyin sorgulamasını yapıyoruz? Kötü bir şey. Bir şey sorgulamasını Bey gene girdiniz ya. Gene giriyorsunuz. Hep ben konuşurken lafıma giriyorsunuz. Niye giriyorsunuz Turan Bey? Sizin... Ya siz Turan Bey siz niye geldiniz? Reklam için geldiniz. Ben mi? Samimi. Ben sordum Merve Hanım'a sizce ben neden geldim diye de cevap geldi. Ne zaman sordunuz duymadım. O an konuşuyordum. Ben neden geldim sizce? Şimdi evet, soruyorum. Siz niye geldiniz? Vallahi ben sizinle ilgili çok yorum yapamıyorum. Kapalı kutusunuz. Ben kapalı kutu falan değil. Ben 75 bin liraya almaya daha geldim. Daha doğrusu menünüzü gördüğümde söyleyeceğim. Ya ben 75 bin liraya almaya geldim alacağım. Evet inşallah yok, alırsınız. Orada bir virgül ben alacağım. İnşallah. Erken konuşmamak gerekiyor tabii ama. Masada. Ben sadece virgül koydum. Tamam. Ben eleğimi eledim, astım. Bundan sonra sizi göreceğim evet, bakalım. Neler yapacağız? Elediniz, el açması böreğinizi burada yaptınız. Burada herkes onun için geldi Merve. Evet. Ay dur Medya konuştu. Evet. Valla Medya Hanım sizi kesmeden dinlemek istiyorum. Bak, devam edin lütfen. Yani... Bir saniye Hasan o kadar eğleniyor ki keşke biz de yemeklerde bu kadar keyif alıp eğlenebilseydik Hasan. Ne yapayım? Ne yapayım abi eğlenmeye geldim ben buraya. Ne söylüyor? Haliyle filmde biz buraya eğlenmeye, Leyla Hanım'ı eğlendirmeye geldik. Hasan Bey'in tavırları hiç hoşuma gitmedi. Bir bayana karşı da öyle Merve Hanım yakınında mesela böyle el kol hareketleriyle falan konuştu. Bence hoş değildi. Hasan Bey yemeklerini savunmuyor. Yemekleriyle ilgili söyleyecek bir şeyi hiçbir zaman olmadığı için insanların konuşma tarzına, konuşma süresine müsaade etsin de bunu idare eden orada başka bir insan varken Hasan Bey kendi görevini yapsın. Yani yemeklerini doğru düzgün yapsın, servisini doğru düzgün yapsın, yemeklerini savunsun. Ama böyle bir şey göremedik Hasan Bey'den. Göremediğimiz gibi üslubu da bence birazcık o çizginin üstünde bir üsluptu. Ne kadar çok yüksek sesle bağırırsa insanlar o kadar haklı olmuyor. Bunu bir kez daha Hasan Bey'de gördük. Aşçılık eğitimi aldım dedi. Bu bir yemek yarışması olduğu için ya biz de öyle mi dedik, bir dikkat kesildik. Sen buna inanmadın herhalde. Kanaat getirdin. Korktum ama. Gittin araştırdın. Öyle bir şey yok diyor. O da onun iddiası. İsterse telefonla da bağlanırız. O konuya da bir açıklık getiririz. Gel gelelim biz herkesin de aman aman ahım şahım yemek çıkartacağına inanmıyoruz tabii ki. Yani yarışma programı bu. Şefim diyenler de döküldü. Hiç iddiası olmayanlar da döktürdü. Tam tersi de oldu. Biz tabii ki sizin sözünüze tamah ediyoruz. Tabii ki de eleştirileceksiniz ama ben olsam sonuçta bir yemek yarışması burası. Böyle bir yemek yaptıysam çıkartmam. Aslında ilk verdiğin karar doğruymuş evet, Hasan. Bence de yani. Ben olsam o cheese corn dog dediğin ama olmayan şeyi buraya getirmem. Peynir zaten yanmış tamam, yani. Tamam sen gene gösterini yap, gene eğlen. Bizi de eğlendir. Ne güzel çok severim eğlenmeyi, eğlendirmeyi. Ama sonuçta o yemeği buraya getirmemeliydim bence o şekilde. Sakın bunu alma. Dur sakın. Hayır. Aramızda sıkılarak kalacak. Vallahi aman aman.
Salatalar geliyor. Ne salatasıydı Hasan? Bostan salatası. Valla bu açıdan baktığım zaman salatadan çok çorbaya benziyor ama gelince karar vereceğiz. Yok, kıvamı öyle olması lazım. Sulu bir biraz. Bostan salatası sulu olur. Haliyle. Yalnız şeyi soracaktım Hasan Bey. Vişne suyu konuluyor bunun suyuna. Siz vişneleri haşladınız mı yoksa hazır mı kullandınız? Vişne suyu kullanıyor. Vişne suyu koyduk yani. Ama dün benim mısırıma laf ettiler Zuhal Hanım. O da doğru. Yani doğru. Sosis hazır, kaşar hazır. Kızartıp getirememiş bile önümüze. Her şey hazır zaten. Yufka hazır. Merve Hanım, gerçekten size yedi verdiğime beni pişman etmek için elinizden gelen her şeyi yani yapıyorsunuz. Benim menüme zaten yedi en az puandı. Ama ben yine samimiyetle haliyle ne zaten yaptığımı biliyorum. Zaten nasıl yedi verdiniz o menüyü, ben de onu anlamadım ama. Turan Bey, Allah aşkına siz konuşmayın ya. Size kaldı, ben hiç konuşmayayım. Verdiğiniz puanı bile şey yapamıyorsunuz yani. Ne yapamıyorum? Siz bugünden sonra bu veriye kaç puan vereceksiniz bana 5 verdiniz Turan Bey? O benim işim, merak Allah etmeyin. Allah aşkına kaç vereceksiniz? Sonunda verdiğimde görürsünüz. Bundan daha kötü olduğu zaman kaç şey vereceksiniz? Turan Bey, Allah aşkına konuşmayın. Turan Bey, Allah aşkına konuşmayın. Evet. Turan Bey, lafıma girmeyin. Hep siz mi konuşacaksınız? Benden mi? Ben de yorum benim yapayım. Benim menümü beğenmediniz ya. Beğenmedim. Ben her şeyimi çok güzel yapmıştım. Siz beğenmediniz. Benim menümden daha sadece kötü bir menü gördüğünüzde ne yapacaksınız? Kaç sadece ben beğenmedim. Evet. Sizin menünüzü. Evet. Siz bence dün burada sizin mıydınız? Menünüz sizin olmasaydı siz de beğenmezdiniz. Yok, sizin hayır. Diye beğeniyorsunuz. Hiç de öyle bir şey yok. Gerçekten. Siz bir tuzlu aldı başını gitti. Tuzlu 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 i̇şte, dediniz. Taratorlarım haricinde hiçbir şeyimde tuzlu değildi. Ne böreğimin içi tuzluydu ne de çorbam. Siz kendinize 10 verin olsun bitsin işte. Biz yedik. Puan verebilseydim zaten ben kendime hakkaniyetliydim. Tamam, biz de puan verdik. Ben de 8-9 puan verirdim ben kendime. Ben de hakkaniyetli puan vermezdim çünkü tuzlu 5. olduğunu kabul Afiyet ettim. 5 bile fazlaymış. Beni tuz yaktı. Beni tuz yaktı yani. Zuhal Hanım. Yani ama böreğimin içi tuzlu değildi. Sen de bizi değildi. Yaktın kaşık tuzla. Kaşık alabilir miyim? Yok, böreğinin içi evet tuzlu kaşığa tuzlu değildi yani Zuhal Hanım. Böreğinin içi yok yok. Böreğin tuzu değildi ama çorban ve ara yemekleri hiç saymıyorum bile. Çorban bence iyiydi yani benim damak zevkime göre. Evet, kıvamı falan çok güzeldi. Onun bir tık ama bir tık tuzdan fazlaydı da 5 puan, 6 puan kırılmaz yok, yani. Onu ben de söyledim. Hani ben diyorum ya yarım puan ya da 1 puan. Kırılmaz. Hani 3 puan kırılabilir şöyle, en fazla. Ben birkaç yani, puan. Puan da demeyelim. Ara yemeğine puan verilmedi. Hı hı. Gördüğüm kadarıyla ki doğruydu bir puanlama açısından baktığımızda. Ara yemek puanın almaz diyelim. Ama iki ama çeşit tuzdan, var. Şeyden evet, ana yemeğin gayet güzeldi. Pilavın biraz az pişmişti, onu söyledim. Tarçın bilmiyorum duydun çok mu? Tarçın çoktu ama hani kır kır bu hatalardan hani 6 puan birden nasıl kırdın? Ben hala oradayım Medya. Şimdi 5 verebilirdim diyorsun. Zuhal Hanım. Çok kırmışlar. Ara sıcağım mesela 2 üründü benim. Evet. Tuzlu diye taratorları bıraktılar ama el açması böreğim vardı benim orada. O da kuruydu. Ama iç harcı vardı bunun yani 2 tane kuruydu. Var. Kuruydu. 2 puan verecektiniz. Birini kuruydu. Kıracaktınız taratordan 1 puan verecektiniz. Kuruydu. İşte o yüzden. Hadi. Ana yemeklerimiz nerede? Bir saniye yemek geldi. Salata ilk başta. Yemek. Ana yemekle birlikte mi? Ben ilk başta salatayı dedim. O da olur. Şeflik eğitiminde size böyle mi öğrettiler? Ama bir saniye orada bir dur. Başlangıç olarak salatalar da gelir. Bazı mutfaklarda önce salata gelir. Ama şu evet, an 10 dakikanın içerisinde ikisi de yok mu? Salataya 10 dakika, yemeğe 10 dakika. Onda öyle bir planlama yok. Eğer az önceki o... O zaman dakikamız doldu. Eksik ama salata benim. Geldi. Yok yok salata ha, geldi. Anladım. Salatayı da getirmese 10 dakika içerisinde hiçbir şey gelmese ana yemeğe dair. Çorbadan sonra getirse belki. Ne oldu? Sen kaşığı olan şanslı kesimdensin. İçtin ve bize yemek vereceksin. Merve ne oldu? O ne? Dur bakayım yiyesin gitsin. Tuz yok. Size göre... Size göre... Size göre ise normaldir o zaman. Sen tuzlu yediğin için olmasın? Zuhal Hanım, bildiğin böyle koymuş yani. Bence tuzu yiyor. Yok yok, Merve Hanım haklısınız. Bence benim tuz koymamış, vişne suyunun ekşiliği var. Yok, tuz yok. Bir de bunun salçayla biraz açılması da lazım içerisinde. Ben salça da göremiyorum. Yok evet, öyle salça falan. Ama var yani bunun tarifinde. Yok. İçine vişne suyu, salça, nar ekşisi. Ya lezzetine bir bakar mısınız, lezzetine? Lütfen bak, bakın, bakın. Ya almayı mı unuttu acaba Zuhal Hanım? Sorabilir miyiz? Yani ben bir yerlerden puan kırmak istiyorum mu çünkü?
Eksik bir şeyler bulmaya çalışıyorum. Bir şey salçadan mı kıracağım? Hayret evet. Bir şey ya. Yani eksik bir şey kullandıysa işte. Çünkü şu an görünene göre 3 puan bile buraya çok gibi gözüküyor. Evet ya benim menüme. Sönmüş salatayı getirdin. Benim menüme tamamen haksızlık yapıldı dün Zuhal'ın yani. Ara iş sebebi bu olabilir. İlk günün kulağını oldum ben. Ana yemeğe bir baksın Zuhal Hanım. Bence de. Ben şu ana kadar dedim. Daha ana yemeğini görmedim. Gördükten sonra tabii onları da ayrıyeten ana şey yapacağım. Ana yemeği neydi Hasan? Unuttum ben ya. Antrikot mu? Antrikot madalyon. Antrikot madalyon. Antinkuntin menü. Meyve suyulu salata yapmış. Ama vişnesi. Ya Allah aşkına lezzetine bakar mısın ya? Rica ediyorum ya. Salça koydunuz mu içine Hasan ben Bey? Ben baktım lezzetine. Koymamış. Haksızlık söyledi, yapıyorsun. Bak biraz yok, önce söylediklerinle bazı noktalara okey diyebilirim ama bu yaptığın haksızlık. Bunu sen de neyi haksızlık Hasan Bey pardon? Allah'ım Hasan ya. Hasan Bey pardon. Salatada hiçbir şey yok. Evet doğru salataya hiçbir şey salataya gelmişsin yok. Ne söylüyorsun? Salatalar da büyük doğranmış. Normalde bunun gavur dağı gibi minik minik kaşık salatası yani, gibi doğranması gerekiyordu. En azından birbiriyle uyumlu büyüklükte. Mor diğerleri de bu boyda biri olsa. Küçük, biri büyük. Neyse ama biri büyük, biri küçük, biberler salataların maşallah. Salataların hepsi büyük. Turan Bey, biliyorum, lütfen biliyorum. Bunları söyleyin. Dün çok konuştunuz bizim masamızda. Hasan Bey'de de konuşun. Her şeye dikkat edin. Merve Hanım gerçekten de Merve Hanım 7 puanı size verdin şımardınız. Şey Merve Hanım ben ne anlatıyordum az önce sizce? Şımarmışsınız. Ama dün benim sunumlarıma hiçbir şey söylemediniz Turan şimdi Bey. Anlatıyorum ben ya. Her şeyimi tam yapıp bir de sunumlarıma da özen göstermiştim. Salatanı yani, sönmüş. Temizliği. Aynı anda hem siz konuşup hem evet. Ben konuşunca benim söylediğimi duymuyorsunuz. Ben zaten yorum yapıyordum. Anladım. Demiştim hayır, dün ki, benim sunumlarımı söylemediniz onu demek istiyorum. Bırakın sunumlar nasıl söylemedim sunumlarınız? Evet çok güzel sunumunuz. Pınar Hanım söyledi tabağınız çok güzel diye ama siz söylemediniz. Sunuma gelene kadar o yani önce bir ama lezzet. Ama niye bunlar da önemli? Niye diyorsunuz ya lokantaya restorana gittiğimiz zaman ilk önce göze hitap tamam, edecek göze sonra hitap mideye edecek. Hitap edecek? Sadece göze hitap edip de damak tadına hitap etmediği zaman ne yapacağız? Tamam ama buna da artı puan vermeniz gerekiyordu. Yani puan kırarken buna göre kıracaksınız. Şu anda ben bu yemeği domatesimi bile yorumlayacağım koymuştum ama yani. O salatalıkları ekşilik da büyük doğramış. Evet. Et bıçağı vereyim Hasan Bey. Orada et bıçakları da vardı. Evet, steak bıçakları. Yani kesilmiyor çünkü bu bıçaklarla. Yani bu eti koymuşsunuz. O zaman servisinizde et bıçağınızı hazırlayacaktınız. Yani bu bıçakla kesilmiyor ki sonra bana niye öyle yapıyorsunuz diye. (Gülüyor)